Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961. Yuri Gagarin, 9 Mart 1934'te Moskova, Rusya yakınlarında doğdu ve bir marangozun oğluydu. Yuri, 1955'te Sovyet Hava Kuvvetleri'ne katıldı ve 1959'da kozmonot olmak için eğitim aldı. 1960 yılında Gagarin, Vostok 1 programı için 19 diğer adayla birlikte seçildi. Sonunda program 2 olası adayı indirildi. Gagarin ve German Titov eğitimlerinde mükemmel performans gösterdi. Ama Vostok kokpiti için Yuri Gagarin seçildi. Mükemmel hafıza becerileri, hızlı tepkiler ve matematiksel becerileri vardı. 12 Nisan 1961 sabahı 27 yaşında kozmonot Yuri Gagarin'in uzay giysisine girmesine yardım edildi ve fırlatma rampasına doğru ilerledi. Vostok uzay aracına tırmandı. Yeryüzüne dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu ama sakindi. Moskova saatiyle 09.07'de motorlar ateşlenirken Gagarin "Hadi gidelim" dedi. Roket uzaya fırladı ve 10 dakika içinde Vostok uzay aracı fırlatma roketinden ayrıldı. Gagarin uzaydaydı. Atlantik Okyanusu'nu ardından Pasifik Okyanusu'nu geçti ve uzay aracı Afrika'nın üzerinden geçerken dünya atmosferine yeniden girmeye hazırlandı. 108 dakika boyunca dünyanın yörüngesinde dolaşmıştı. Artık her şey yolunda derken arızalar baş göstermeye başladı. Servis modülüne giden iniş modülü düzgün şekilde ayrılamadı. Gagarin'in şiddetle salladığı için neredeyse felakete neden oluyordu. Ta ki sonunda ayrılana kadar. Dünya atmosferine yeniden girdiğinde yer çekiminin 8 katına kadar kuvvetler yaşadı. Ama bilinçli kalmayı başardı. Vostok uzay aracının iniş sırasında yeniden girişini yavaşlatacak motor olmadığı için Gagarin'i dışarı fırlatması ve dünyaya paraşütle atlaması gerekiyordu. Volga Nehri yakınına güvenli bir şekilde indi. Yuri Gagarin, Sovyetler Birliği'nin ulusal kahramanı oldu. Dünya çapında bir ün kazandı. Bundan 60 yıl önce uzaya çıkan ilk insan da o. Ama maalesef bu büyük görevinin ardından geçen kısa yıllarda askeri eğitim uçuşundaki bir kaza sırasında 27 Mart 1968'de öldü. O sadece 34 yaşındaydı.